üzerindeki gökyüzünde Kirkan sarayı lideri ve Beyfenk şövalyesi korku ve ciddiyetle birbirlerine baktılar. Etkileyici Beyfenk Knight yumuşak sesiyle söyledi. Uzay canavarı ittifakından gelen bu muhteşem varlığın etki alanı tipi bir hazinesi ve uçağın tipte bir gerçek hazinesi olmalı. Kullandığı zırha gelince bu kıdemli bir gerçek hazine olmalı. Evet. Bu kıdemli bir gerçek hazine olmalı ve üçüncü form tetiklendi. Kirkan Sarayı lideri derin bir sesle söyledi. Eğer sıradan bir gerçek hazine olsaydı. Kirkan mızrağıma karşı bu kadar kolay savunma yapmazdı. Göz teması kurdular. Başları dertteydi. O muazzam tanrısal bedenle birlikte üçüncü formunda kıdemli bir gerçek hazine. Bu. Evrenin efendilerini titretebilecek bir kombinasyondu. Büyük bir varlık ne kadar güçlüyse, düşmesi de o kadar alçaltıcıydı. Evren efendilerinin ölmesi zordu. Sanki düşmanlarına karşı savaşamasalar bile kaçabilirlerdi. Ve bir saldırının gücünü yüzde %99 %99,99 oranında zayıflatabilen kıdemli gerçek hazine zırhına sahip olanlar için, onları öldürmek neredeyse imkansızdı. Özellikle de devasa tanrısal bedenleri varsa. Tabii ki, güç farkı önemli olmadığı sürece veya özel yaşam formları olan evren efendileri veya evren. Efendileri tarafından saldırıya uğramadıkça, Bill Fank Knight yumuşak sesiyle, bu konuda hiçbir şey yapamayız, diye devam etti. Ayrıca az önce olanlar konusunda uyarılmıştı. Anlaşmamız artık işe yaramayabilir. O halde ne yapmalıyız? Kirkan Sarayı lideri sordu. Bey Fank Knight. Öncelikle o altın boynuzlu canavarla savaştığımızı kabul edemeyiz. Dedi. Hiçbir büyük varlık bizi görmedi ve eğer kimseye söylemezsek kimse bilmeyecek. İkinci olarak. İttifakımızın emrini yerine getireceğiz. Bir evren efendisi düzenlemeler yapıyor ve ittifakımızın girdap portallarına gönderilen üyeleri var. O tanrısal kılıcın doğduğu yere yakın Fumo ustası daha sonra buraya gelecek ve o altın boynuzlu canavar kaçamayacak. Kirkan sarayı lideri başını salladı. Kuzey Bölgesi İttifakı evrendeki en güçlü güçlerden biriydi ve çok az kişi ablukadan kurtulabildi. Altın boynuzlu canavar. Orijinal yıldızdaki eski bir ormanın içinde saklandı. Gözleri endişe yıl parlıyordu. Ne yapmalıyız? Orijinal plan artık işe yaramayacak. Luo Feng. Sanal evrendeki Blade River Luo'nun tanrısal kılıcını daha önce biliyordu. Hemen ardından koşmaya karar verdi ve girdap portalına doğru koşmayı seçti. Luo Feng'in orijinal planına göre, önce girdap portalına uçacak ve neredeyse vardığında altın boynuzlu canavarın bedenini, Moşa'nın bedenini ve uzak okyanus bedenini geçici olarak ayıracaktı. Altın boynuzlu canavar. Tüm değerli eşyaları uzak okyanusun bedenini taşıyacak ve çamur gibi kamufle ederek saklanacak. Olan Moşa'nın bedenini aktaracaktı. Sonra altın boynuzlu canavar girdap kapısını geçmeye çalışacaktı. Başarılı olursa Moşa'nın bedeni de onu takip edecekti. Başarısız olursa kendini yok edecekti. Aynı zamanda Luo Feng'in orijinal dünyalı bedeni. Sanal evren aracılığıyla İlkel Kaos şehri liderinden yardım isteyecekti. Girdap Portalı insan bölgesine en yakın olanıydı. İlkel Kaos şehir lideri geldikten sonra Luo Feng'i gücüyle alıp götürebilirdi. Plan basit olabilirdi ama aynı zamanda doğrudan ve etkiliydi. Ancak Kirkan Sarayı lideri ile Beir Feng şövalyesi arasındaki kavga Luo Feng'in fikrini değiştirmesine neden olmuştu. Her ikisi de beni aramak için buraya uçtu, diye düşündü Luo Feng. Bu da Kuzey Bölgesi İttifakı'nın hızlı olduğu anlamına geliyor. Belki de Kuzey Bölgesi İttifakı'nın evren şövalyeleri, kendisini ortaya çıkardığında kılıcı tanıdılar. Kirkan Sarayı lideri ve Bey Feng Şövalyesi ile olan mücadelesinden Kuzey Bölgesi İttifakı'nın bunun, için uzun zaman önce düzenlemeler yaptığını tahmin edebiliyordu. Kuzey bölgesi ittifakının evren efendisi artık yoldaydı ve ilkel kaos şehir liderinden daha erken varabilirdi. Luo Feng, şimdi girdap portalına koşmaya çalışırsam bu bir katliam olur, dedi. Bu plandan memnun değilim. Peki o zaman ne yapmalıyım? Diye girdap portallarına mı gitmeliyim? Orijinal bir yıldızda 10.081 girdap kapısı var ve her biri birbirinden yüz milyonlarca mil uzakta. Bir portaldan diğerine uçmak normalde yarım saatten fazla sürer. Kendisine en yakın girdap portalından uçması yaklaşık 15 dakika sürer. Kuzey Bölgesi İttifakı tarafından yapılan düzenlemeler şüphelendiğim kadar titizse. Tanrısal kılıcın doğduğu yere en yakın girdap kapılarında muhtemelen muhafızlar olacaktır. Luo Feng başını salladı. Eğer oraya gidersem bir tuzağa düşecek. Mesafe ne olursa olsun, dış dünyayı birbirine bağlayan girdap portallarından herhangi birine gitmek onun için tehlikeliydi. Uzaktaki girdap portallarına uçmak söz konusu bile olamazdı. Oraya vardığında evrenin efendisi gelmiş olacaktı. Evrenin efendisi uzayı ve zamanı kontrol edebiliyordu ve düşmanları onlardan uzakta olsa bile onları bastırabiliyordu. Moşa bedeninin miras aldığı kopyalama tekniğine ne dersiniz? Ama Luo Feng tekrar başını salladı. Moşa'nın bedeni sıradan ırklardan birindendi ve miras alınan teknik sadece daha düşük seviyeli bir teknikti. Tuhaf ve benzersiz olmasına rağmen yenilebilirdi. Kuzey bölgesi ittifakı evrendeki en büyük dokuz güçten biriydi ve düzenlemelerini tamamladığında Luo Feng'in kaçması neredeyse imkansız olurdu. Luo Feng Şimdi öğretmenime başvurmam gerekiyor," diye bitirdi. Sanal evrendeki Yıldırım Adası'nın zirvesinde İlkel Kaos şehir liderinin sarayı sisle kaplanmıştı. Luo Feng saraya adım attı ve saygılı bir şekilde bağırdı. "Öğretmenim." Altın pelerinli bir figür dışarı çıktı. Luo Feng dedi İlkel Kaos şehri lideri. Luo Feng'e gülümseyerek Şimdi orijinal yıldızda olmalısın. Ne için buradasın? Luo Feng, acil bir durumum var, dedi, tereddüt etti. Altın boynuzlu canavar bedenimi ve Moşa bedenimi orijinal yıldıza gönderdim. İlk kaos şehri lideri başını salladı ve dinledi. Orijinal dünyalının bedeni Bin Hazine Nehri'nde olduğundan bunu kesinlikle zaten biliyordu. Luo Feng Blade River Luo'nun bir parçasını aldım. Dedi. Ah. O sen miydin? İlk kaos şehir lideri heyecanlandı ve güldü. Az önce uzay canavarı ittifakından iki uzay canavarının bileşeni aldığı haberini aldım. Eğer bu bileşen biz insanların eline geçerse bunun dikenli yüzük ittifakına karşı önemli bir koz olacağını düşünüyordum. Evet ama başım büyük belada. Kuzey bölgesi ittifakı da bunu biliyor ve bana saldırmaya hazırlanmaya başladı. İlk kaos şehri lideri kaşlarını çattı. Bana daha fazlasını anlat. Evet öğretmenim. Luo Feng ayrıntıya girmeye başladı. Kirkan Sarayı lideri ve Bey Feng Şövalyesinden isimleriyle bahsetti. Onlardan zarar görmedin mi? İlkel Kaos Şehri Lideri, Luo Feng'e şok içinde bakarak konuştu. Kirkan Sarayı Lideri ve Bey Feng Şövalyesi, sıradan evren efendilerinin gücünü temsil eden ünlü evren efendileriydi. İlkel Kaos Şehir Lideri, Luo Feng'in ona karşı savunma yapabildiği için heyecanlanmıştı. Anında öğrencisi Luo Feng'in koruyucu bir gerçek hazineye sahip olması gerektiğini ve bunun kıdemli gerçek hazine zırhı gibi kıdemli bir gerçek hazine olabileceğini tahmin etti. Ancak doğrudan Luo Feng'e sormadı. Uzun zamandır Luo Feng'in birçok evren şövalyesininkinden daha iyi olan ölümsüz tanrısal bedeninin olağanüstü gücü gibi Birçok sır sakladığını biliyordu. İlkel kaos şehri lideri Luo Feng'in ölümsüz hale geldiğini ve Köken Kanunu geldiğinde yarattığı olaya tanık olmuştu. Ayrıca Luo Feng, Bin Hazine Nehri'nde ölümsüz hale gelmişti ve uzay ve zaman üzerindeki kontrolü İlkel kaos şehir liderine Luo Feng'in tanrısal bedeninin bazı evren şövalyelerininkinden daha güçlü olduğunu söylüyordu. İlkel Kaos şehri lideri başka soru sormadı. Belki de öğrencim şanslıdır, diye düşündü. Belki de her şeye gücü yeten bir varlıkla tanıştı. Belki büyük Nirvana döneminden öncedir. Sebep ne olursa olsun. İlkel Kaos şehri lideri bunu gördüğüne sevinmişti. Güçlenebildiği sürece öğrencisine ne olduğu umurunda değildi. Luo Feng ne kadar güçlü olursa, insanlar için yeni bir sütunun doğma olasılığı da o kadar artıyordu. Luo Feng, savaş söz konusu olduğunda hala Kirkan Sarayı lideri kadar iyi değilim, dedi. Tanrısal bedenim sayesinde hayatta kaldım. İlkel kaos şehir lideri, tanrısal bedenler de gücünüzün bir parçası, dedi. Luo Feng hızlıca cevapladı. Öğretmenim, şimdiye kadar anlamış olmalısın. Kuzey bölgesi ittifakından gelen o büyük varlıklar peşimden geliyor. Ne yapmalıyım? Hangi portala gidersem gideyim tehlikede olacağım. Lütfen öğretmenim, bana yardım eder misin? Böyle bir kararı kendi başına vermeyecek kadar akıllısın. İlkel kaos şehri lideri gülümsedi. Artık yardım almadan yakalanır ve öldürülürdün. Kuzey bölgesi ittifakı. İttifakımızın rakibi. Ve onların daha büyük varlıkları ve ırkları var. Onların, teknikleri miras alan her türden özel yaşam formu ve ırkları var. Sen kazanacaksın. Kendinizi onlara karşı savunamazsınız. Miras aldığınız kopyalama tekniği etkileyici bir saklanma becerisidir. Yalnızca uzayı ve zamanı kontrol eden evren ustaları kılık değiştirmenizin arkasını görebilir. Luo Feng başını salladı. Uzay ve zaman üzerindeki kontrol gerçekten etkileyiciydi ve hem etki alanı hem de kopyalama işe yaramaz hale gelecekti miras aldığı, güçlendirme, tekniğine gelince, tanrısal vücut güçlendirmesi en fazla yüz kez vurabilirdi ve bunun bir faydası olmazdı. Miras alınan teknikler yalnızca kişinin gücü zayıf olduğunda etkiliydi. Kişi bir evrenin üstadı olduğunda, yalnızca miras alınan birkaç teknik hala yararlıydı. Ancak Luo Feng mükemmel bir yaşam geni seviyesine ulaşmıştı ve evren ona en üst düzey kalıtsal tekniklerden birini bahşetti. Ben evrenim, İlkel Kaos şehir lideri, miras alınan teknikler. Diğer miras alınan teknikler tarafından kırılabilir, diye devam etti. Evrende her türden kalıtsal teknik vardır ve hatta bazıları evren tarafından bahşedilmiş kalıtsal teknikler bile olabilir. Kalıtsal tekniklerin farklı seviyeleri vardır ve doğal olarak bunların farklı güç ve kullanım düzeyleri vardır. Bazıları birbirini etkisiz hale getirir. Bazıları birbirine benziyor. Ancak ne kadar güçlü olursanız Miras alınan teknikler de o kadar az kullanışlı olacaktır. İlkel kaos şehri lideri gülümsedi ve ekledi. Örneğin, Bark Mirror Emperor'un sahip olduğu ruh saldırısı miras alınan bir teknikti. Ancak evren efendilerinden gelen her türlü ruh saldırısı bundan çok daha zayıftır. Luo Feng başını salladı. Kuzey bölgesi sana tuzak kurdu ve kaçmak için tekniklerini kullanmanın hiçbir yolu yok. İlkel Kaos şehir lideri başını salladı. Onun gücünü hafife aldın. Peki ne yapmalıyım? Luo Feng dedi. İlkel Kaos şehri lideri gülümsedi. Yöntemlerim var. Öğretmenim bana biraz tavsiye vermek ister misin? Luo Feng sordu. Dikkatle dinledi. İlkel Kaos şehri lideri gülümsedi. Kuzey bölgesi ittifakının her girdap kapısının önünde muhafızları olabilir. Bu da demek oluyor ki yapmanız gereken hiçbir girdap kapısına yaklaşmamak. Luo Feng sersemlemişti ama öğretmeninin ne demek istediğini anlamıştı. Öğretmenim, yani, Orijinal yıldızların arasında dolaşıp herhangi bir girdap portalından uzak durmam gerektiğini mi söylüyorsun? Evet. İlk kaos şehri lideri başını salladı. Herhangi bir girdap portalından ve tanrısal kılıcın kendisini ortaya çıkardığı yerden uzak durun. O zaman o evren efendileri sizinle tanışmayı zor bulacaktır. Sizi yakalamanın tek yolu Kuzey bölgesi ittifakından bir evren efendisinin gelişini beklemektir. Luo Feng başını salladı. Girdap portalına gitmemesi onun için güvenli olurdu. Ancak muhalefet ittifakının bir evren efendisi gelecekti ve bundan sonra yalnızca yakalanmayı bekleyecekti. İlkel kaos şehir lideri. Kılık değiştirmen bir evren efendisinin önünde işe yaramaz diye ekledi. Kılık değiştirmene gerek yok. Tek yapman gereken, altın boynuzlu canavar bedenini ve uzak okyanus bedenini ayırmak. Tüm değerli eşyalarını uzak okyanus bedenine bırak. Kuzey bölgesi ittifakının evren efendilerine gelince, onlar yalnızca bu iki uzay canavarını ararsanız, uzak okyanus bedeninizi görseler bile tanıyamayacaklar. Orijinal Yıldızlar'da tüm ırklardan evren şövalyeleri var. Kamuflajınızla tanınacaksınız. Ancak uzaktan kumandanızı okyanus bedeninin buna ihtiyacı yok. Luo Feng gülümsedi. Altın boynuzlu canavarın cesedini öldürse bile hiçbir değerli eşya bulamayacak diye devam etti ilk kaos şehir lideri. Daha sonra orijinal yıldızlardaki tüm büyük varlıkları incelemeye başlayacak. Ama umursamaz olmaya cesaret edemeyecek. Bedenlerinizi ayırdığınız sürece kendinize yeterince zaman kazanabilirsiniz. Ben o zamana kadar varırım. Hepsi yapmanız gereken, ben orijinal yıldızlara ulaşana kadar hayatta kalmak. Luo Feng başını salladı. Anladım öğretmenim sade ve basitti. Luo Feng'in tek yapması gereken düşmanlarını oyalamak ve girdap portallarına yaklaşmamaktı. İlkel Kaos şehri lideri geldiğinde güvende olacaktı. Basit bir plandı. O kadar basitti ki pek az kusuru vardı. Git, dedi ilk Kaos şehir lideri. Dediklerimi unutma. Ayrıca. Kuzey bölgesi ittifakının evren efendisi oraya benden önce varabilir. O geldikten sonra planı başkalarına verme. Anladım, dedi Luo Feng başını sallayarak. Primal bölgenin bin hazine nehrinde insan bölgesi. Hon, uzun, uzun, bin hazine nehri ortadan kayboldu ve şu anda altı bin milden fazla uzunluğa sahip olan devasa ilkel kaos şehri liderini örten bir gömleğe dönüştü. Sağlam bir taş asa taşıyordu ve çıplak ayakla gökyüzünde durup uzaklara bakıyordu. Önce orijinal yıldızlara gideceğim, dedi. Ama yakında geri döneceğim. Tekniklerini incelemeyi bırak ve ilkel bölgeyi korumama yardım et. Evet kardeşim. İlk kaos şehri lideri başını salladı uzaya bir adım attı ve ortadan kayboldu. Bin Hazine Nehri içindeki saraylarda bulunan birkaç evren şövalyesi ve hizmetçisi. Bin Hazine Nehri'nin aniden ortadan kaybolduğunu fark etti. Bin Hazine Nehri nerede? Bin Hazine Nehri ortadan kayboldu. Öğretmenimiz dışarı çıkmış olabilir. Luo Feng'in dünyalı orijinal bedeni de sarayın dışında durdu ve uzaklara baktı. Umarım her şey yolunda gider. Diye fısıldadı. Girdap portalının, Blade River Luo'nun tanrısal kılıcının ortaya çıktığı yere en yakın ucunda bir ışık parlaması. Yaklaşıyordu. Menke Knight geliyor. Birisi ağladı onun etki alanı tipinde gerçek bir hazinesi var ve bizim de üçüncü seviye anlaşmamız var. Artık başarılı olma ihtimalimiz daha yüksek. Uzay canavarı ne kadar güçlü olursa olsun ve hatta özel bir yaşam formu olsa bile olamayacak. Kaçmayı başardım. Son haberler. Hon ittifakının bazı büyük varlıklarının da bu uzay canavarlarını öldürmeye çalıştığıdır. Hayır. Ne yapmalıyız? Burada mı bekleyelim? Rahatlayın. Orijinal yıldızlar çok büyük ve burada kimse ışınlanamaz veya Tanrı ülkesi ulaşımını başlatamaz. Gerçekten birini avlamanın bu kadar kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada bekleyelim ve burayı koruyalım. Ormanda, dışarıya doğru girdap kapısının altında. Beyli Şövalyesi ve Kirkan Sarayı liderinin indiği ormanda yedi varlık vardı. Kirkan Sarayı lideri, Beyir Feng Şövalyesi, siz ikiniz sonunda geldiniz. En erken sizin gelmeniz gerekiyordu. Wang Jia Şövalyesi ikinizin çevreyi araştırdığınızı söyledi. Kirkan Sarayı lideri homurdandı. Elbette burayı araştırıyorduk. Gerçekten o uzay canavarlarıyla savaşacağımızı mı sanıyorsun? Hiçbir şey kesin değil. Hank, Kirkan Sarayı lideri ve Bey Fenk şövalyesi Homur'dandı. Uzay canavarlarıyla savaşıyor olsaydım bu kadar çabuk geri döner miydim sanıyorsun? Tanrısal kılıcın doğduğu yerden buraya dönmek uzun zaman alır. Kirkan Sarayı lideri neredeyse bin toynaklı varlığa kayıtsız bir şekilde baktı. Kanıt olmadan spekülasyon yapmayın. Kirkan Sarayı lideri ve Bey Feng Şövalyesi. Başarısız olduklarını hemen fark eden Wang Jia Şövalyesine baktı. Neyse ki, tanrısal bedenimi kurtarmak için epeyce kaynak ve değerli eşya kullandım. Dedi ki kan sarayı lideri etrafına bakıp bacak bacak üstüne atarak otururken. Benim tanrısal bedenimin yaralandığını fark ederlerse sıkıntı olur. Diye düşündü. Bu sırada. Hon. Hon. Girdap portalında iki varlık belirdi. Bakmak. Bir şeyler oluyor. Dokuz yüce varlığın tümü gökyüzüne baktı. Acele etmeye gerek yok. Onlar orijinal yıldızlara dışarıdan giren evren şövalyeleri. Onlar Hon ittifakına aitler. Yine Hon ittifakının iki evren şövalyesi mi? Hon ittifakının büyük varlıkları neden buraya gelip duruyor? Bu, Kuzey Bölgesi ittifakının burada saklanan büyük varlıklarını endişelendiriyordu. Beir Feng şövalyesi yumuşak sesini aktararak şöyle dedi. Belki de Hon ittifakı da Blade River Luo'nun bileşenini öğrenmiştir. Wang Jianait. Bunu ittifakımıza rapor et. Eğer Hon ittifakı müdahale ederse başımız belaya girer. Tamam aşkım. Blade River Luo hakkındaki haberler sanal evrene yayıldıktan sonra. Pek çok evren şövalyesi oraya doğru koştu ve bazıları oraya sadece dövüşlerin tadını çıkarmak istedikleri için gitti. Hepsi Blade River Luo'nun bir bileşeninin şiddetli bir ayaklanmaya yol açacağını biliyordu ve bunu kaçırmaları mümkün değildi. Doğum yerine en yakın olan evren şövalyelerinden bazıları gelmişti. Onları da diğerleri takip ediyordu. Luo Feng'in ikamet ettiği orijinal yıldızda Hon ittifakının birçok büyük varlığı Blade River Luo'nun doğduğu yere doğru uçuyordu. Bu arada Kuzey Bölgesi İttifakı hassas bir düzenleme yapıyordu. Luo Feng'in ilkel kaos şehir lideri ile yaptığı sohbetten sonra. Su. Uzaklardan bir ışık parıltısı geçti. Başka bir orman daha var. Dedi altın boynuzlu canavar. Uzağa bakıp ışık hızının altında bir hızla aşağıya dalarak. Ormana uçacağım ve uzak okyanus bedenim ile altın boynuzlu canavar bedenimi ayıracağım. Altın boynuzlu canavarın vücudu hızlıydı. Hızla ormanın üstüne ulaştı ve aşağıya daldı. Hua! Altın boynuzlu canavarın cesedi ormana vardıktan sonra durdu. Kalın bir gövdeye bastı ve kanadına baktı. Altın kanat titriyordu. Ne oluyor? Luo Feng hayrete düşmüştü ölçekli kanatla birleşen Shi Wu Wing, acımasızca titriyordu. ANG, 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 Luo Feng'in kontrolü dışında titriyordu. Sanki uzaktaki tekil bir başlangıç noktası onu bir mıknatıs gibi çekiyormuş gibi. Shi Wu Wing beni zaten ustası olarak tanıdı. Dedi Luo Feng. Gördükleri karşısında iliklerine kadar şok olmuştu. Beni efendisi olarak tanıyan gerçek bir hazine. Emirlerime tam olarak uymalı. Öyle değil mi? Şimdi neden kontrolden çıktı? O yönde neler oluyor? Altın boynuzlu canavar uzaktan gökyüzüne baktı. Eğer bunu bastırmazsa Shi Wing'in onu o yöne yönlendireceğini hissetti. Ne? Neler oluyor? O yönde gökyüzünde bir varlık duruyordu. Yaklaşık 25 fit boyundaydı. Kalın bacakları ve 8 kolu vardı. Görünüşe göre tamamen metalden yapılmış gibi görünüyordu. Vücudunda hiç kıl yoktu ama tamamen keldi. Otomat ırkından bir varlık şeklindeydi. Siyah bir zırh giyiyordu ve sırtında siyah bir çift kanat vardı. ANG 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 Kanat çılgınca titredi. Ha! Kel! Sekiz kollu şövalye dönüp kanadına baktı. Uzaklara baktı. Bunun anlamı nedir? Benim kanadım gerçek bir hazinedir ve onu yüz binlerce yıldır kullanıyorum. Bu hiç olmadı. Güçlüydü ve saygı görüyordu. Orijinal yıldızlara daha önce sekiz kez gelmişti ve çok daha ölümcül durumlarla karşılaşmıştı. Ancak bu onun gerçek hazine kanadının kontrolü dışında davrandığı ilk seferdi. "Neler oluyor?" dedi gözleri soğuk bir şekilde parlayarak. Su kanadını salladı ve siyah bir ışık parıltısı gibi tuhaf hissin olduğu yöne doğru uçtu. Altın boynuzlu canavarın gövdesi, kanadı açık halde gövdenin üzerinde duruyordu. Gökyüzüne baktı ve çekimin her geçen saniye daha da güçlendiğini açıkça hissedebiliyordu. Sanki çıkış noktası ona yaklaşıyordu. O tarafta siyah bir nokta var. Altın boynuzlu canavarın bedeni siyah bir ışık huzmesi gördü. Uzaklarda ona doğru koşan siyah bir nokta vardı. Yüce bir varlık gibi görünüyordu. Altın boynuzlu canavarın bedeni şekle bakarak, bu o, dedi. Karışıklığın kaynağı. Siyah ışık ona doğru ilerlemeye devam etti. Otomat ırkının varlığı da Halic'in yönüne baktı ve Halic'in altın kanatlı bedenini gördü. Artık ikisi de birbirini görüyordu. Bekle. Sırtındaki kanat. Dedi altın boynuzlu canavar. Büyük varlığın sırtındaki siyah kanadı hemen fark etti. Kel, sekiz kollu varlık aşağıya baktı ve altın boynuzlu canavarın vücudundaki altın kanadı gördü. Aynı anda birbirlerini hissettiler. Benim kanadım gerçek bir hazinenin yalnızca bir kısmı olabilir mi? Luo Feng kendi kendine mırıldandı. Luo Feng önce şaşırdı, sonra neşelendi. 8 kollu kel şövalye de aynı sonuca vardığı için çok sevinmişti. Kanadım sadece bir bileşen mi? Dedi sırıtarak. Uzaktan birbirlerine bakıyorlardı. Aralarında bir düşmanlık havası cızırdadı. Luo Feng. Shi Wu Wing'in onu aldığımda beni usta olarak tanıdığında bana herhangi bir ayrıntılı bilgi göndermemesine şaşmamalı, dedi. Shivu yaratan yüce varlığın herhangi bir bilgi bırakmamasından kaynaklandığını sanıyordum. Ama asıl sebep, Shivu kırık gerçek bir hazine olması. Üstelik ilkel kaos şehir lideri bunu bana verirken bana söyledi. Evrendeki başka hiçbir canlının Shi varlığından haberi olmadığını ve kendisi tarafından yaratılmadığını da söyledi. Görünüşe göre Shi Wu Wing. Düşündüğümden daha gizemli. Shi Wu Wing hakkındaki bilgiler bir dosyaya kaydedildi. Öğretmenimin İlkel Kaos Şehri liderinin bana verdiği kitap. Luo Feng kitabı hala hatırlayabiliyordu. Shi Wu kanadının üç farklı formunu detaylandırıyordu ve İlkel Kaos Şehri lideri tarafından. Araştırması sırasında keşfedilmişti. Luo Feng, Bilgilere göre Shi Wu Wing neredeyse hiçbir yerde ortaya çıkmadı diye hatırladı. Son derece sağlam ve dayanıklıydı ve evrenin efendileri kadar güçlü varlıklar bile onu yok edemez. Luo Feng daha da heyecanlandı. Bu kısmı özellikle merak ediyorum. Güçlü evren efendileri sıradan bir gerçek hazineye zarar verebilmelidir. Ancak İlkel Kaos şehir lideri tarafından verilen bilgiye göre Shi Wu Wing yok edilemez. Bunun her zaman öyle olduğunu düşündüm çünkü Shi Wu Wing'in malzemesi özeldi. Şimdiye kadar görünüşe göre Shi Wu Wing kim inanılmaz gerçek bir hazinenin parçası. Bu yüzden malzeme de olağanüstü. Böylece Luo Feng'in soruları tamamen çözülmüştü birini sahibi olarak tanıyan gerçek hazineler birbirini çekebilirdi. Bunun olmasının tek nedeni aslında onların bir olmalarıydı. Altın boynuzlu canavarın bedeni gökyüzüne baktı ve sekiz kollu. Kel şövalye de altın boynuzlu canavara baktı. Düşünceler ikisinin de aklını doldurmuştu aslında gerçek hazine kanadını kullanarak geçirdikleri uzun süre boyunca ikisi de kanatlarının, diğer sıradan gerçek hazinelerden farklı olduğunu hissettiler. Ancak kimse onların gerçek hazinenin kırıldığından emin olduğunu söyleyemezdi. Sonuçta böyle bir düşünce düşünülemezdi. Binden fazla gerçek hazineden oluşan bin hazine nehri gibi. Gerçek hazineler de birbirini güçlendirerek sınırsız bir güç ortaya çıkardı. Ancak her gerçek hazinenin gizli kusurları vardı. Pek çok savaşçı yalnızca üst düzey hazinelerin gücünü kullanabilir. Sonuçta Luo Feng'in Shi bu kanadı her zaman güzel, sıradan bir gerçek hazine olarak çalıştı. Gerçek bir hazinenin sadece bir parçası bile o kadar işe yarar ki diye düşündü Luo Feng. Peki ya birleştirilirlerse? Sekiz kollu, kel şövalye Luo Feng'e baktı. Işık kanadı beni birkaç kez kurtardı ve şimdi bile evrenin efendisi olduğum halde. Bu beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayan sıradan bir gerçek hazine. Işık kanadı aslında güçlü bir gerçek hazinenin bir bileşeni. Diğerini almam gerekiyor. Ne olursa olsun parça birleştirilirlerse maddi değişime yol açmalıdırlar ve güç önemli ölçüde artacaktır. Altın boynuzlu canavarın bedeni gökyüzündeki varlığa baktı. En önde gelen evren efendilerinin insan ırkında kayıtları vardı ve Luo Feng hepsini hatırlıyordu. Kendilerini gizleyen birkaç yüce varlık dışında çoğunu tanıyabildi. Tian Yang Night diye düşündü Luo Feng. Otomat ırkının bir evren efendisi. Mevcut kayıtlara göre üç gerçek hazinesi var. Bunlardan biri sıradan bir gerçek hazine zırhı. Biri sıradan bir gerçek hazine kanadı ve diğeri de kıdemli gerçek hazine, sekiz ışık mekiği. O, Zing Guang generalin tanrılaştırılmış general adayıdır ve en üstün sekiz mekik tekniğini yarattı. Luo Feng, bilgisini hatırladıktan sonra başının belada olduğunu fark etti. Tian Yang Knight bir avuç insandı. Güçlüydü ve kaçış tekniklerinde uzmandı. Luo Feng bu düşmanın hafife alınmaması gerektiğini hissedebiliyordu. Force Armor'umdan dolayı evren efendileri hakkında endişelenmeme gerek olmasa da, onların çok daha güçlü saldırı becerileri var. Kıdemli evren şövalyelerini öldürmek benim için zor. Bu Tian Yang şövalyesine gelince, onu öldürmem neredeyse imkansız olurdu. Tian Yang Knight, altın boynuzlu canavara baktı ve biraz tereddüt etti. Kim o? Merak etti. Bu, altın zırhlı ve altın kanatlı bir altın boynuzlu canavardır uzay canavarı ittifakında böyle harika bir varlığın olduğunu hatırlamıyorum. Uzay canavarı ittifakı her zaman gizemliydi ve ortaya çıkan büyük varlıklar dev bedenleriyle tanınıyordu. Altın boynuzlu canavar evren şövalyesini öldürmek için mi? Böyle bir başarı neredeyse imkansızdı. Altın boynuzlu canavar ve Tian Yang şövalyesi birbirlerine baktılar. Her biri diğerinin sahip olduğu gerçek hazine kanadını istiyordu. Ancak ikisi de önlerinde duran düşmanın hafife alınmaması gerektiğini düşünüyordu. Luo Feng kendinden emin değildi çünkü düşmanını yaralayamayacak kadar zayıftı. Tian Yang Knight ise 600 mil uzunluğundaki altın boynuzlu canavarı öldürebileceğinden emin değildi. Ben Tian Yang şövalyesiyim dedi Tian Yang Şövalye. Yavaşça sahanlığa gelirken, bir dalın üzerine kondu ve sesini iletti. Altın boynuzlu canavar yanıt olarak boğuk sesini iletti. Ben altın kanat şövalyesiyim. Tian Yang Knight başını kaldırdı ve altın boynuzlu canavara baktı. O gülümsedi. Uzay canavarı ittifakının altın kanat şövalyesi. Benim gerçek hazine kanadımla senin kanadının bir tür özel bağlantısı var gibi görünüyor. Gerçek hazine kanadını istiyorum. Fiyatını söyle. Altın boynuzlu canavar. Birinci sınıf gerçek hazine. Dedi. Hank. Tian Yang Knight kaşlarını çattı. Üst düzey gerçek bir hazine. Bazı evren efendileri bile en üst düzey gerçek hazinelere sahip değildi ve kanatlar birleştirilse bile bunların mutlaka en üst düzey gerçek hazine haline gelmesi mümkün olmayacaktı. Yani takas yapmak istemiyor musun? Tian Yan Knight sesini ileterek söyledi. "Yani öyle mi?" diye sordu altın boynuzlu canavar. Seslerini ilettikleri anda birbirlerinin kararını biliyorlardı. Görünüşe göre ikisi de gerçek hazine kanatlarına değer veriyordu. Son derece değerli gerçek hazinelere ihtiyaçları vardı. Ancak böyle bir ticareti karşılayamazlardı. Hon! Hon! İkisi de hareket etti. Öyleyse öl! Tian Yang Knight'ın gözleri düşmanlıkla parlıyordu. Bu tanrısal güç yanmaya başladı. Kollarında siyah ışık yayan 20 fit uzunluğunda 8 mermi belirdi. Bu, mekikler. Luo Feng'e ateş etti. Sen, altın boynuzlu canavar tanrısal bedenini yaktı. Hırladı ve Tian Yang şövalyesine saldırdı. Hon, uzun, uzun. Ağaçlar devrilmeye başladı ve yakın çevrede birbirleriyle kavga etmeye başladılar bir saniyede yüzden fazla kez saldırdılar. Daha doğrusu altın boynuzlu canavara saldıran Tian Yang şövalyesiydi. Altın boynuzlu canavar hızla yarım mil uzunluğa ulaştı ve ara sıra karşı saldırı yapmak için. Kanadını kullanarak kendini savundu. 8. Tian Yang Knight dedi ve 8 Mekin gücü arttı. 8. Tian Yang Knight tekrar çığlık attı. 8. Üç kez çığlık attı ve sesi yankılandı ve ruhu sarstı. Tian Yang Knight'ın yüzü kutsal görünüyordu ama gözlerinden siyah bir ışık yayılıyordu. Nihai teknik olan 8 mekik muhteşem bir hareketti. Altın boynuzlu canavar karşı koyamadı. Saldırılara ancak tekrar tekrar dayanabildi. Tian Yang Knight 8 müthiş görünümlü mekiği yakaladı. Nefes kesici bir manzaraydılar. Tian Yang Night'ın kanadı sürekli sallanıyordu ve etrafındaki zamanın akışındaki değişim, mekiklerini daha da muhteşem hale getiriyordu. Muhteşem bir nihai teknikti. Ve müthiş derecede güçlüydü. Hua, altın boynuzlu canavar bir dağ gibi yuvarlanıp ağaçların üzerinden koştu. Anında ayağa kalktı. Tian Yang şövalyesi gökyüzünde süzüldü ve altın boynuzlu canavara baktı. Senin, Tur tanrısal vücudun yaralanmamış bile mi? Dedi. Zaten nihai tekniğini uygulamış ve tanrısal bedeninin yüzde üçünü tüketmişti. Bu arada, düşmanının tanrısal bedeninin hiç zarar görmemesi onu şaşırttı. Maalesef tanrısal bedenin öyle diye yanıtladı altın boynuzlu canavar derin bir sesle. Tian Yang Knight, büyük, tanrısal bir vücut ve güçlü bir zırh. dedi. "Hımm. Senin gerçek hazine kanadın gelecekte bir gün bana ait olacak." Tian Yang Knight'ın gözleri acıyla parladı. Siyah kanadını salladı ve uçup gitti. Nasıl devam edebilirdi? güçlü zırha sahip dev tanrısal vücut onu umutsuzluğa düşürdü. Su, altın boynuzlu canavar uçup gitti. Kısa bir süre sonra orman sanki hiç kavga olmamış gibi toparlandı. Halit canavarı ormandan ayrıldıktan sonra uzak okyanusun cesedi de ormandan ayrıldı. Altın boynuzlu canavar vücut deposu şivu kanadı. Pençe seti hazinesi. Kule incisi. Altın iplik Aurora aynası. Güç zırhı ve Blade River Luo bileşeni. Daha sonra Remote Ocean'ın gövdesi yaklaşık 30 fit uzunluğa kadar küçüldü ve bir tepenin üzerindeki çimlere oturdu. Altın boynuzlu canavarın cesedi tek bir değerli şey bile olmadan uçup gitti. Ovanın üzerinden uçtu ve geniş bir ormana uçtu. Başka bir gerçek hazine kanadı dedi uzak okyanusun bedeni. Gözleri yarı kapalı olarak çimlerin üzerinde uzanırken. Luo Feng, güçlü bir savunmam ve güçlü bir tanrısal bedenim var. Tıpkı dokuz uzaklık ustasının evrenin yüce ustasıyla yüzleşmesi gibi, dedi. Evrenin yüce üstatları dokuz uzaklık ustasından çok daha güçlüdür. Ancak çapı 10 ışık yılının üzerinde olan 9 uzaklık okyanusunda ona hiçbir şey yapamazlardı. Ancak 9 uzaklık üstadının bir evrenin yüce üstadını öldürmesi imkansızdır. Bu onun dezavantajına oldu. Sonuçta o ölümsüz bir savaşçıydı. Onun tanrısal bedeni bile 9 cilt kılavuzunun yardımıyla bir evren şövalyesininkine rakip olabilirdi ve üstün gerçek hazine güç zırhına ve onu koruyacak devasa bir tanrısal bedene sahipti. Evrenin efendileri arasında bile bu kadar güçlü savunma gücüne sahip olan çok az kişi vardı. Ancak iş saldırılara geldiğinde hala zayıftı. Her şeyden önce hukuk bilgisi zayıftı saldırmak için gerçek hazinelere ve kıdemli evren şövalyelerine karşı savaşmak için güçlü bir iradeye ve akla sahipti. Ancak gerçek hazinelere ve yüksek hukuk anlayışına sahip olan evren efendileri, iş saldırı becerilerine geldiğinde onu yine de ezebilirdi. Her ne kadar Luo Feng'i ezebilseler de Kirkan Sarayı lideri tanrısal gücünün yüzde dokuzunu tüketmişti ancak altın boynuzlu canavarın, tanrısal oğlunun yalnızca on binde birine zarar vermişti. Benzer şekilde Tian Yang Şövalyesi de tanrısal bedeninin yüzde üçünü tüketmişti ama altın boynuzlu. Canavarın tanrısal bedeninin on binde birine bile zarar veremiyordu. O gerçek hazine kanadını nasıl elde edebilirim? Altın boynuzlu canavar acıyla hırlayarak bunu merak etti. Hon, aniden inanılmaz bir kuvvet orijinal yıldıza çarptı ve dışarıya doğru yayıldı. Altın boynuzlu canavar görünmez bir güç tarafından dolaştırılmıştı. Uzay ve zaman üzerinde tam bir kontrol vardı. Uzay ve zaman üzerinde kontrol mü? Altın boynuzlu canavarın gözleri korkuyla parladı. O biliyordu. Bir evren efendisi gelmişti. Çok yüksek bir varlık uzay girdabının yanına yavaşça yere indi. Boyu bin milden fazlaydı ve siyah ve kırmızı pullu zırhlarla kaplıydı. Yeşil bir yüzü, yeşil kaşları ve iki kardinal boynuzu vardı. Tek gözü vardı ama bu göz. Etrafındaki alanı titreten orijinal yıldızdaki her şeyi görebiliyordu. Hon, orijinal yıldızın her noktası ovalar, ormanlar, çöller, dağlar, bataklıklar ve okyanuslar güç tarafından sınırlanmıştı. Orijinal yıldızdaki tüm büyük varlıklar en derinlerine kadar şoka uğradılar. Bir evren ustası geldi. Bu bir evren ustası. Evrenin ustaları bu orijinal yıldıza geldi. Evren şövalyelerinin çoğu bir evren efendisinin neden geldiğini bilmiyordu ama hiçbiri direnmeye cesaret edemiyordu. Her ne kadar uzay ve zaman üzerindeki kontrol bir evren efendisini öldüremese de evren efendilerinin yürümesini hatta uçmasını bile zorlaştırabilir. Öte yandan evren efendileri hedeflerine kadar uçup onları öldürebiliyordu. Her ne kadar evren efendileri tüm güçlerini kullandıklarında en sıradan evren efendileriyle rekabet edebilseler de yalnızca gerçek bir hazine kullanmadıklarında evren efendileriyle rekabet edebiliyorlardı. Maalesef evren efendilerinin gerçek hazinelere sahip olmaması imkansızdı. Bu nedenle evren efendileriyle savaşmaya cesaret eden yalnızca birkaç evren efendisi vardı ve en azından bu orijinal yıldızda bunu yapabilecek hiçbir evren efendisi yoktu. Bu nedenle güçlü bağlayıcı özü hissettiklerinde hepsi bunun bir evren efendisinden geldiğini biliyorlardı ve hiçbiri isyan etmeye cesaret edemiyordu. Hayır. İlkel kaos şehri lideri olması pek mümkün değil. Altın boynuzlu canavar başını kaldırdı. Bu güçlü gücün zincirlerini her yerde hissedebiliyordu. Eğer İlkel Kaos şehir lideri olsaydı sesini çoktan iletmiş olurdu. Evrenin efendisi ne kadar güçlü? Luo Feng bağırdı. Pranga o kadar güçlü ki bütün gücünü bile harcamamış olabilir. Birisi bir kez evrenin efendisi olduğunda uzayı ve zamanı kontrol edebiliyordu. Hatta zamanı geriye alıp olup biten her şeyi görebilirdi. Yeterince güçlü olsalardı düşmüş bir varlığı bile diriltebilirlerdi. Muazzam bir uzay ve zaman alanını kontrol edebildi. Orijinal yıldız tamamen onun kontrolü altındaydı. Evrenin efendileri Kalplerinin atmasını kaçıran bir ses duydu. Bunu bana bırak, dedi ses. Artık hepiniz gidebilirsiniz. Onlar evrenin efendileriydi ve kuzey bölgesi ittifakı içindeki evren efendilerinin çoğunu tanıyorlardı. Sesten onun Fumo ustası olduğunu hemen anlayabilirlerdi. Artık dikkatli olmayı bıraktılar. Aksine çok sevindiler. Fumo ustası düzlükte durdu ve orijinal yıldızdaki her şeyi anında kontrolü altına aldı. Tüm uzayı, dağları ve yerdeki çamuru gördü ve uzaktaki ormanda yatan Halic'in yerini kolayca tespit etti. Uzay canavarı ittifakı, Fumo ustasının gözlerinde bir ürperti parladı. Hank, Hon, ormanın içinde, Halic'in etrafındaki uzay ve zamandaki zincir. Sanki soyut bir dev onu ezici bir güçle yakalamış gibi birdenbire dalgalandı. Ah, altın boynuzlu canavar, üzerine çöken müthiş baskıyı hissetti. Buna direnmek için hızla tanrısal gücünü yakmaya başladı. Ancak prangaların gücü artmaya devam etti. Şi, şi, şi. Altın boynuzlu canavarın tanrısal bedeni zayıflamaya devam etti. %1'i hemen tükendi. Toplam hızla %99'dan %98'e, ardından %97'ye düştü. Onun tanrısal bedeni zayıflamaya devam etti. "Eğer üzerimde güç zırhı varsa," diye düşündü Luo Feng, "gücü %99,99 ,99 oranında zayıflatabilirim. Böylece bu kadar kolay yok edilmeyeceğim. Neyse, Evren efendileri o kadar kudretli ki, onu henüz görmedim bile. Ama şimdiden ciddi şekilde yaralandım. Altın boynuzlu canavar hareketsiz durmaya ve baskıya direnmeye çalıştı. Soğuk bir ses, altın boynuzlu canavar diye yankılandı. Gerçek hazine zırhın nerede? 8 kıdemli evren şövalyesi tarafından saldırıya uğradın. Bunlardan biri gerçek bir hazineye sahip ama yine de hiç yaralanmadın. Neden sadece benim uzay ve zamanı yönlendirmem yüzünden zarar görüyorsun? Gerçek zırhın nerede? Hazine zırhı mı? Kanadın nerede? Devam edin ve beni öldürün. Öldürün beni. Altın boynuzlu canavar hırladı. Ha ha ha. Fumo Master. Görünüşe göre tüm gerçek hazinelerinizi taşımışsınız, dedi. Hank, altın boynuzlu canavar homurdandı. Fumo ustası her şeye kadirdi ve Luo Feng'in eylemleri hakkında tahminde bulunabilmesi doğaldı. O sadece Haliç'i bastırmak için uzayı ve zamanı kullanmak istiyordu. Sonra doğrudan ona saldırmak için tanrısal gücünü yoğunlaştıracaktı. Ancak daha tanrısal gücünü yoğunlaştıramadan altın boynuzlu canavarın tanrısal bedeni tüketiliyordu. Bu tamamen Fumo Master'ın beklentilerinin ötesindeydi. İnanılmaz bir savunma gücüne sahip olan ve baş edilmesi evrenin efendilerinden daha zor olan bir altın boynuzlu canavar nasıl bu kadar kolay öldürülebilirdi? Tek bir açıklaması vardı. Altın boynuzlu canavar tüm gerçek hazinelerini başka bir yere aktarmıştı. Altın boynuzlu canavar, "Ben bir evrenin efendisiyim," dedi soğuk bir sesle. "Sen benim için öldürmeye bile değmezsin. Eminim o tanrısal bedeni geliştirmen uzun zaman almıştır. Sadece bileşeni bana ver. Parçayı bana verdiğin veya nereye koyduğunu söylediğin sürece ben gitmene izin vereceğim, altın boynuzlu canavar. Evren efendim, gerçek hazinelerimi taşısaydım öldürülebilirdim," dedi. "Maalesef üzerimde hiçbir değerli eşyam yok. Bu yüzden beni tehdit etmenin bir anlamı yok. Altın boynuzlu canavarların klonlama teknikleri var. Yani bu tanrısal beden düşse bile diğerleri sağlam kalacak. Ruh saldırısına gelince Aklım buna rağmen ve irade sana rakip olamaz. Sen beni yıpratmadan ben kolayca kendimi yok edebilirim. Herkes sessizdi. Fumo Master'da bir süre sessiz kaldı. Aslında bir evren efendisinin zihnini kontrol etmek son derece zordu. Ruh tipi saldırılarda uzmanlaşmış evren ustaları için bile bu neredeyse imkansızdı. İlk olarak bir evren efendisinin ve bir evren efendisinin iradesi ve aklı arasında çok büyük bir uçurum yoktu. Tüm evren efendileri olağanüstüydü. Fumo ustası ruh tipi saldırılarda uzmanlaşmamıştı bile. Yine de bir evren efendisinin zihnini kontrol etmek onun için kolay bir iş olacaktı. Ruh erozyonu öldürmeye gelince, evrenin efendileri anlayışlı ve dikkatliydi dayanamayacaklarını anladıklarında kendilerini yok edeceklerdi. Altın boynuzlu canavar, dedi ses daha da soğuyarak. Beni tehdit mi ediyorsun? Elbette değilim, diye yanıtladı altın boynuzlu canavar. Sadece sana Blade River Luon'un bileşenini vermek istemiyorum. Bu değeri şans ve güç sayesinde elde ettim. Evren efendileri üstündür ve saygı duyulur. Benim değerlimi neden bu kadar güçlü yöntemler kullanarak ele geçirmek isteyesiniz ki? Yapamazsınız. Muhtemelen bu kadar değerliye ihtiyacın var. Hank. Fumo Master sinirlenmeye başlamıştı. Gerçek hazinenizi orijinal yıldızdan çıkarmak yerine yalnızca diğer büyük varlıklara aktarabilirsiniz. Dedi. Sonuçta portalın etrafında düzenlemeler vardı. Blade River Luo'nun doğuşundan bu yana, onu transfer etmene yetecek kadar yakın olan 122 potansiyel evren şövalyesi vardı. 122 evren şövalyesinden 89'u. Fumo Master. Sana iki seçenek sunacağım. Diye devam etti. Birinci seçenek. Bana gerçek hazinenin nerede olduğunu söyle. Tek ihtiyacım olan Blade River Luo'nun tanrısal kılıcı. İkinci seçenek. Zaman ayırıp onu bulana kadar o evren şövalyelerinin her birini katleteceğim. Büyük ihtimalle yapacağım onu bulmadan önce en az 10 kişiyi öldürmem gerekiyor. Ondan sonra, diğer tüm gerçek hazinelerini de alacağım. Bu senin seçimin. Birinci seçenek mi yoksa ikinci seçenek mi? Altın boynuzlu canavar şaşırmış görünüyordu. Sen, sırf bunu elde etmek için evren şövalyelerini mi katledeceksin? Çoğu ölüm tehdidi altında benim tarafımdan sorguya çekilmeye istekli olacak. Diye devam etti Fumo Usta. Bu yüzden sadece bazılarını öldürmem gerekebilir. Her halükarda, bana karşı gelmeye cesaret edenler bunu hak ediyor. Ölmek sen, nokta sen. Altın boynuzlu canavar ilk kez endişeli görünüyordu. Ancak Luo Feng endişeli değildi. Aslında her şey onun planına göre gidiyordu. İlkel kaos şehri liderinin ona söylediği gibi. Altın boynuzlu canavarın bedeni ile uzak okyanusun cesedini ayırarak kendine biraz zaman kazanabilirdi. Ve tabii ki Fumo Master'ı ne kadar uzun süre konuşturursa kendine o kadar çok zaman kazandırıyordu. Eğer İlkel Kaos şehri lideri buraya zamanında ulaşamasaydı, Fumo ustası sonunda tüm gerçek hazineleri bulacaktı. Luo Feng, belki de Fumo ustası. Sadece Blade River Luo'nun tanrısal kılıcı için diğer ırkların evren şövalyelerini pervasızca. Öldürmezdi diye düşündü. Şimdilik mümkün olduğu kadar çok zaman kazanacağım. Altın boynuzlu canavar şaşırmış gibi davranmaya devam etti. Fumo ustası dedi gözlerini açarak. Sen bir evrenin ustasısın. Nasıl yaparsın? Hon başka bir müthiş dalga geldi ve orijinal yıldızı çevreledi altın boynuzlu canavarı bağlayan zincir anında ortadan kalktı. Başka bir evren ustası, iki evren efendisi, bu orijinal yıldızda neler oluyor? Orijinal yıldızdaki evren şövalyelerinin hepsi taşlaşmıştı. Öğretmenim, Luo Feng düşündü. Gökyüzünde altı bin milden uzun. Alevler içinde kalan dev bir canavar belirdi figür sınırsız bir güç yayıyordu. Fumo ustası. Alevler içinde kalan dev canavarın sesi yankılandı. Uzay canavarı ittifakının büyük bir varlığına saldıracağınızı ve onun kıymetlisini ele geçireceğinizi duydum. Siz, uzay canavarı ittifakımızı kışkırtıyor musunuz? Alev yıldızı ustası. Fumo ustasının gözlerinden öfke parladı. Alev Yıldız Ustası. Alev Yıldız canavarlarının en kadim ve en güçlü varlığıydı. Uzay Canavarı İttifakı'nın 12 zirve soyundan biriydi. Alev Yıldızı Ustası sonsuz alevlerin içinde homurdandı. Hon. Uzun. Uzun. Orijinal yıldızın her santimetresi titriyordu ve Fumo Master'ın kontrolü altındaki uzay ve zaman elinden alınmıştı. Görünüşe göre Flame Star Master ve Fumo Master orijinal yıldızın kontrolü için savaşıyorlardı. Fumo ustası, alevler içindeki dev canavar kükredi ve sesi uzayın katmanlarını delerek Fumo ustasının kulaklarının yanında patladı. O altın boynuzlu canavar benim uzay canavarı ittifakımın bir üyesi. Artık buradayım. Ona zarar vermeyi aklından bile geçirme. Hahaha. <laughs> Uzayı ve zamanı kontrol ederek onu bastıramazsın ve sadece ona doğru uçabilirsin. Uzay canavarı ittifakımın büyük varlığı. Sen gelmeden çok önce girdaptan çıkmış olacak. Hahaha. <laughs> Ovada bir dağ gibi duran Fumo ustası öfkeyle cevapladı. Alev yıldız ustası. Kuzey Bölgesi İttifakım zaten her şeyi ayarladı. Beni durdurabilsen bile, ben yine de senin uzayı ve zamanı kontrol etmeni engelleyebilirim. Kuzey Bölgesi İttifakımın büyük varlıkları benim komutam altındaki Haliç canavarını kuşatacak. Onun kaçmasının imkanı yok. Birinci takım, koordinasyona geçin. İkinci takım, koordinasyona geçin. Fumo ustası. Sesini Kuzey Bölgesi İttifakının düzenlediği büyük varlıklara iletti ve hatta ittifakı aracılığıyla diğer taraftaki altı takıma emir bile verdi. Her ne kadar Fumo ustası, altın boynuzlu canavarı uzay ve zaman üzerindeki kontrolü sayesinde bastıramasa da yine de onun her hareketini bilebiliyordu. Evet, Hon altı girdap portalının hepsinden çıkan birkaç evren efendisi vardı. O anda düzinelerce evren efendisi asıl yıldızın üzerinde toplandı ve Haliç'i kuşatmaya başladı. O benim uzay canavarı ittifakımın bir üyesi. Alev Yıldız ustası çileden çıkarak söyledi. Fumo Master onu rahatsız ederken uzayı ve zamanı yönetemese de. Hala orijinal Yıldızda olup biten her şeyi bilme yeteneğine sahipti. Alev Yıldızı ustası bile Kuzey Bölgesi İttifakı'nın ırklarının ve büyük varlıklarının sayısına hayran kaldı. Kuzey Bölgesi İttifakı içinde yalnızca bir evren yüce ustası vardı. Ancak evren ustalarının ve evren şövalyelerinin sayısı diğer ittifaklara göre çok daha yüksekti. Kuzey Bölgesi İttifakı'nın kaynaklar için savaşma konusunda bu kadar pervasız olmasının nedeni buydu. Fumo Ustası. Değerli olanı elde eden. Uzay Canavarı Birliğim'in yüce varlığıydı. Ne cüretle. Alev Yıldız Ustası bıkmıştı. Hırlarken dişlerini sıktı. Öfkemi uyandırdın. H -i -m, M, Bana vaaz vermeyi bırak. Fumo ustası homurdandı. Güç. Evrendeki en önemli şeydir. Alev yıldız ustası. O bize tanrısal kılıcı verdiği sürece altın boynuzlu canavara zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Yalnızca bir bileşen olabilir ama Blade River Law. Üst düzey alan adı türünde gerçek bir hazineydi. Zirve saldırı tipi gerçek bir hazinenin saldırı gücüne sahipti. Kılıç kesinlikle kıdemli bir gerçek hazineden daha değerliydi ve diken yüzük ittifakı onu geri. Almak için her şeyi riske atmaya hazırdı. Ha ha ha. Şaka yapıyorsun. Değil mi? Alev yıldızı ustası kükredi. Etrafındaki ateş şiddetlendi. Büyük varlıkları çağırabilen tek kişi sen değilsin. Haliç ustasını buraya çağıracağım. Bakalım uzay canavarı ittifakımın büyük varlıklarına karşı neler yapabileceğini görelim. Fumo Master korkmadan alay etti. Gerçekten ondan korktuğumu mu sanıyorsun? Bırak gelsin. Zaten buraya gelmesinin uzun zaman alacağına bahse girerim. Burada uzay ve zaman üzerinde nüfuzum var ve evrenin efendileri bile yavaş uçmak zorunda kalacak. Sonuç olarak ancak Fumo ustası içeride biraz korkmuştu. Haliç ustası, uzay canavarı ittifakının evren efendileri arasında müthiş bir varlıktı ve dört tanrısal bedeni vardı. Benim kuzey bölgesi ittifakımın büyük varlıklarının sizinkinden aşağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Fumo ustası geri adım atmayı reddederek talepte bulundu. Kuzey Bölgesi İttifakı'nın büyük varlıkları mizaçlarıyla ünlüydü. İttifak pek çok güçlü ırktan oluşuyordu ama hiçbiri zirvedeki ırklar değildi. Birleşmeden önce alçak gönüllü olmaları gerekiyordu. Ancak onları koruyacak bir evrenin yüce üstadı ile birleştikten sonra her şey değişti. Kuzey Bölgesi İttifakı grubu Evrenin yüce efendisine karşı yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacaktı. Ancak artık teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederler. Değerli bir kişi doğduğunda, Kuzey Bölgesi İttifakı'nın büyük varlıkları burayı sular altında bırakacaktı. Sonuçta Kuzey Bölgesi İttifakı pervasız olmasıyla ve çok sayıda büyük varlığıyla biliniyordu. Fumo ustası ve Alev Yıldızı ustası on milyarlarca kilometre uzakta birbirleriyle karşı karşıya gelirken, başka bir her şeye gücü yeten güç girdap portalından içeri akın etti. Altı bin mil yüksekliğinde duran devasa bir figürdü. Eski, sağlam bir taş asa taşıyordu ve yalın ayak yürüyordu. Bin hazine paltosu giyiyordu. Ha ha ha. Burada iki evren efendisi bulmayı beklemiyordum. Sesi yankılandı. Ses yüksek seviyede olmasa da orijinal yıldızdaki tüm büyük varlıkların kalplerinde yankılanıyordu. Hon, uzun, uzun Star Sky nehri orijinal yıldızı sardı. Bulanık nehirde yüzen güçlü nesneler harekete geçme emri verilen evren efendileri de dahil olmak üzere tüm büyük varlıklar dondu. Fumo ustası şaşırmıştı. İlkel kaos şehir lideri, İlkel kaos şehir lideri, Alev Yıldız ustası da şok olmuştu. Hem Fumo ustası hem de Alev Yıldızı ustası ünlü evren ustalarıydı. Ancak İlkel Kaos şehir lideri ile karşılaştırılamazlardı. İlkel Kaos şehri liderinin üç bedeni vardı ve her biri olduğundan çok daha güçlüydü. Bin hazine nehri üst düzey alan tipi gerçek bir hazineydi ve gerçek hazinenin gücü onları kolayca öldürebilirdi. Tabii ki İlkel Kaos şehir lideri. Kuzey bölgesi ittifakı ile topyekün bir savaşa girmeye karar vermediği sürece onları pervasızca öldürmeye cesaret edemezdi. Evren efendilerinin zayıfları katletmesi nadir görülen bir olaydı. İlkel kaos şehri lideri dedi Alev Yıldız ustası. giderek endişeleniyordu. Bu benim uzay canavarı ittifakımın harika bir varlığı. Sen saygı duyulan bir evren efendisisin ve değerli bir şeyi hiç kimsenin elinden almak senin için küçümseyici bir davranış olur. Önemli olan tek şey güçtür. İlkel kaos şehir lideri onu gerçekten yakalarsa ne yapabilirsiniz? Lütfen, ilk kaos şehri lideri, uzay canavarı ittifakının hatırı için, dedi Alev Yıldız ustası. Eğer ilkel kaos şehir lideri bin hazine nehrine sahip olmasaydı. İlkel Kaos şehir lideri Alev Yıldız ustasını korkutamazdı. Ancak İlkel Kaos şehri lideri, altın boynuzlu canavarı bin hazine nehri ile anında öldürebilir. Bu, alan tipi gerçek hazinenin avantajlarından biriydi. Zayıfları ortadan kaldırabilir. Hon ittifakının gerçekten uzay canavarı ittifakınızı umursadığını mı düşünüyorsunuz? Fumo Usta dedi. İlkel kaos şehir lideri. Şimdi senin ve Bin Hazine nehrin yüzünden geri çekileceğim. Blade River Luo'nun bileşenine gelince, o ya sana ya da Alev Yıldız Ustası'na ait. Fumo ustası karışmayı bırakmış olsa da hala bundan sonra ne olacağını görmek istiyordu. Hon ittifakı en büyük süper güçlerden biriydi. Uzay Canavarı ittifakı uzak ve gizemliydi ama güçlü bir birliğe sahipti. Bu ikisinin arasındaki yüzleşmeyi görmek ilginç olurdu. Alev Yıldız Ustası ağzını açtı. İlkel Kaos Şehir Lideri. Fumo Ustası, Alev Yıldız Ustası. İlkel Kaos Şehri Liderinin buraya boşuna geleceğini sanmıyorum. Dedi. Hahaha. <laughs> İlkel Kaos şehri liderinin kahkahası yankılandı ve Alev Yıldız ustası ile Fumo ustasını etkiledi. Hepsi hayrete düşmüştü. İlkel Kaos şehri liderinin neden en güçlü evren efendilerinden biri olarak kabul edildiği açıktı. Alev Yıldızı ustası, dedi İlkel Kaos şehri lideri, madem madem istediniz sizin iyiliğiniz için bu işe karışmayı bırakacağım. Fumo Master şaşırmıştı. Alev Yıldız Ustası hızlı bir şekilde yanıt verdi. Teşekkür ederim. İlkel Kaos şehir lideri. H -I M M. Fumo Ustası homurdandı ve girdap portalına adım attı. Geri çekilmek. Fumo Ustası Kuzey Bölgesi İttifakı'nın evren efendilerine emri verdi. Biraz sinirlenmiş olsa da artık müdahale etmeyecekti. Sonuçta bir Evren Efendisi olarak sözünü tutması gerekiyordu. Tüm Evren üstatları gibi o da itibarına değer veriyordu. Gitmek. Hadi gidelim. Kirkan Sarayı lideri gibi Evren efendileri isteksiz olsalar da onun emirlerine uymak zorundaydılar. İlker Kaos Şehir lideri. Hon İttifakının Evren Şövalyeleri, o altın boynuzlu canavara saldırmayın diye emretti. Hon İttifakında en yüksek seviyedeydi. Bu da onun sesinin mevcut Evren Şövalyeleri tarafından duyulduğu anlamına geliyordu. Hepsi emre uydu. Hua, Bin Hazine Nehri ve İlkel Kaos şehri lideri de ortadan kayboldu. İlkel Kaos şehri lideri sesini diğer büyük varlıklara iletirken Muo Feng farklı bir mesaj duydu. Öğrencim, uzay canavarı ittifakının bu işe dahil olması sizin yararınıza. Fumo ustası bir söz verdiğine göre Kuzey Bölgesi ittifakı artık müdahale etmeyecek. Diğer evren şövalyeleri üç evreni bildikleri için karışmayacaklar. Ustalar işin içinde. Endişelenmeniz gereken tek şey diken yüzük ittifakı. Ama bu konuda çok endişelenmeyin. Uzak okyanus bedeniniz ve diğer bazı büyük varlıklarla birlikte buradan çıkın. Dikenli yüzük ittifakı gelip bir saldırı düzenlemek istiyor. Bu onların biraz zaman alacak. Luo Feng rahatladı. Altın boynuzlu canavar uçup gitmeye hazırlanırken kanadını salladı. Hua. Küçük şey. Alev yıldız ustasının sesi altın boynuzlu canavarın yanında çınladı. Seni daha önce uzay canavarı ittifakında hiç görmemiştim. Hiç başıboş gezdin mi? Her uzay canavarı gençken serseridir. Ta ki keşfedilmek üzere ölümsüz hale geldiklerinde ittifaka geri götürülene kadar. Söyle bana. Hiç görmedin mi? Geri döndün mü? Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.